Aşağı bak. Beyim. Kes! Kefereyle iş tutup bize pusu atmaya kalkarsın öyle mi? Kansız. Seni soysuz hain! Beyim, bağışlayın beyim. Bizi iki şey yıkar. Düşmandan gelen merhamet, dosttan gelen ihanet. Kellesini iş tuttu iblise yollayın. Bu vakitten sonra toprağa düşmüşlerden gayrı kimsenin başı güvende değildir. Hadi Alpaslan. Türkler çarpışmaya giderken atlarını dört nala sürer. Neredesin? Çoktan burada olmalıydın. Atlat duvarı! Çabuk! Acele edin! O aşağılık Türkmen'in bize Alparslan'ı getireceği aklımın ucundan dahi geçmezdi amca. Deniz, gelen giden yok sevgili Evdokya. O kadar emin olma general. Evet asker. Alparslan'la. Alparslan mı? Kaç. Nasıl da masum görünürsün. İçindeki karanlığı yüzünün sahte aydınlığıyla saklarsın. Amma bitti. Babanla kurduğunuz tezgah yine bozuldu. İhanetinin bedelini ödeyecektin. Ben hain değilim. Senin kaçırdım diyerek getirip önüme attın Göktuğ Bey. Güya gizlice öğrendiği malumatla bizi Bizans'ın kurduğu pusunun içine çekti. Demek hain olan o. Benim bundan haberim yoktu. İnanmazsan getir kitabı el basayım. Bu oyunu babanla beraber kurdunuz. Göktuğ Bey'i sana o verdi. Beni kandırmak için... Ben seni değil. Kekamenos'u kandırdım. Göktuğ'u ondan aldım, doğru. Ama seni pusuya düşürmek için değil. Sana kurulan tertibi çözebilmen için. İşte aradığımız fırsat bu baba. Göktuğ Bey'i öldürmekle hiçbir şey elde edemezsin. Ama onu kaçırıp Alparslan'a götüren ben olursam... bana yeniden güvenmelerini sağlayabilirim. Onlar için neler yapabileceğimi görmezlerse aralarında artık barınamam. Zekice. Hem de çok zekice. Göktuğ artık senindir. Ama çok dikkat et. Onu sana kendi ellerimle verdiğimi... Alparut dışında hiç kimse bilmemeli. Sakın unutma. Düşman sadece dışarıda değil,
içeride. Onu kaçırırken sakın yakalanma. Her şey üzerine yemin ederim pusudan haberim yoktu. İnanmazsın ama tekrar söyleyeyim. O benim babam değil. Tıpkı senin gibi benim anamı da o öldürdü. Ve ben yıllarca anamın katilinin yanında bir gün ona yaptıklarının hesabını ödetmek için sabredip bekledim. Bana inanmazsan Akın Ayana'ya sor. Söylediklerimin doğru olduğunu sana o anlatsın. Bu hikayelerle Akın Ayana'yı da kandırmışsın belli. Öyle ya. Hepimiz insanız. Beşeriz, şaşarız. Yanılırız, yeniliriz. Ama bitti. Gözlerimle gördüm. Kulaklarımla işittim. Hainliğini yaşadım, gerçekledim. Ve dahi Göktuğ'la kurduğunuzda bir tertipse, kılıcımı kanına bulamadan kınına sokmam dedim. Hata ettim. Fevri davrandım. Her ne günahın olsa da töre vardır, yargı vardır. Gayrı söz bitmiştir. Hakkındaki hüküm neyse divan kurulur. Atam çağırır ve hükmü keser. Hasan Bey, bu ne menen bir iştir? Alparslan Bey'imiz evvela bu hatunu yaralı haliyle derdest edip aman ha salmayın deyip bizi de başına dikti. Sonra Akınay Hatun geldi, bu hatunu obaya götüreceğim dedi. Alparslan Bey yok. Yunal Bey de hiç oralı olmadan ol götür dedi. Ne eder de kurtarırız diye düşünüp durduğumuz maktul Saluroğlu Göktuğ, Vas Burakan kalasından çıkarıp bize getirdi. Kafir zindanından çekip getirdiği Göktuğ Bey ne yaptı? Bizi pusuya çekti. Şimdi Alparslan Bey bunun hesabını mı sorar dersin hatundan? Ha, bırak. Benim Türkmen aklım bu işe bir türlü ermedi vesselam. Bildiğin varsa bana da de. Kimdir, necidir bu hatun böyle? Akça Hatun, Vas Burakan'daki zulümden kaçan, bir müddettir de obamızda yaşayan öksüz, yetim bir Türkmen kızıdır Batur Bey. Bildiğimiz bundan ibarettir. Söylediklerini yan yana koyunca kulun aklı bulanır besbelli. Ama aklıma da gönlüme de düşen odur ki Akça kız arı bir su gibi paktır. Şimdi beyimiz onu ne deyü derdest etti, neyin hesabını sorar, orasını ben de bilmem. Diyelim ki inşallah hayra çıkar. Niyet hayır, akıbet hayır Hasan Bey. Alparslan Bey'imizin bir bildiği vardır elbet. Yine Alparslan kazandı. Senin yüzünden. Her defasında adamlarımızı öldürdü, engelleyemedin.
İki defa kaleye girdi. Zindandan adam kaçırdı, engelleyemedin. Karargahını aldı elinden, engelleyemedin. Sana kendi ellerinle oğlunu öldürttü, engelleyemedin. Sayın Tekfor, Sayın Tekfor. General. Bir daha sakın oğlumun adını ağzına alma. Sakın. Giderken ne kadar kalabalıklardı. Şaşırdınız mı Sayın Tekfur? Neden? Alparslan kendi beyinin kellesini almış. Bizim adamlarımızı mı öldürmesin? Alparut, yaklaş. Alparslan Göktuğ'un kellesini aldıysa arkasından bir iş çevirdiğimizi anlamış olabilir. Maria'nın hayatı tehlikede olabilir. Birlikte planladığımızın dışında Göktuğ'la neler olduğunu bana da anlatırsanız durumu çözmem daha basit olur Sayın Tekfur. Atabey, Akça Hatun ne etmiş de beyin böyle sürükleyip götürür? Dar günümüzde bizi kafesten salan. Pusuda Gevher Hatun için canını siper eden Akça Hatun değil miydi? İşte bunların hepsi size bunları söyletebilmek içindi. Hainliğini gizlemek içindi. Akça Hatun bir haindir. Şimdi bunu yalnız ben bilir, ben inanırım. Ama yargı kurulup hüküm verildiğinde herkes bilecek. Hayda! Tez davranın, obaya varalım. Divan kurulsun. Bağışlayın ama o Göktuğ denen köpeği elimden almasaydınız bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Ölmeyi hak ettiğini söylemiştim. Yeter artık Diyojen. Daha fazla dinlemek istemiyorum. Efendim, Alparslan az önce altlarıyla karargâhtan ayrıldı. Yanlarında kapalı bir zindan arabası vardı. Zindan arabası mı? Evet efendim. Yanlış görmediysem genç bir kız vardı arabada. Merve götürüyorlar.
Ne tarafa gittiler? Çamlı Yamaç yoluna saptılar efendim. Ben hemen ilgileniyorum efendim. Al Bakut. Kalabalık git. Ve onu almadan asla geri dönme. Emredersiniz. Efendim. Kim bu tutsak kız? Eğer bilirsem Alpagut'tan daha fazla faydam dokunabilir. Veliaht adaylarının yetiştiği Merv Ovası'ndaki keskin hançerim. Alparslan Çamlı Yamaç yolunda. Kestirmeden gidip önlerini keseceğiz. Emredersiniz. Haydi. Beyim, Akçı Hatun'un sana diyecekleri varmış. Ne diyecekse o bana desin. Vallahi adı verdim şu hatunu benden öte tutun Mata Bey. Elimden bir kaza çıkacak. Hesap soracakken hesap verecek hale gelmeyelim. Çok mühim dedi beyim. Hata kusuru bize. Yüce gönüllülük beyimizedir. La ilahe illallah. De hele. Beyim, Allah aşkına etme, eyleme. Bırak beni kaleye döneyim. Şayet dönmezsem Kekamenos peşime düşer. Benim için üzerinize asker gönderir. Yıllarca, onca emek, onca acıyla kurduğumuz düzen boşa gider. Çoktan kesilmiş olması gereken nefesini boşa tüketme Akçı Hatun. Kiminle ne düzen kurduğun ortada. Son sözümüzü demişiz sana. Gayrı hüküm, Çağrı Bey'in iki dudağı arasında. Bekleyin. Dinle bakalım Alparslan Bey. Düzeni kiminle kurmuşuz? Sana Akça'nın masum olduğunu söylemiştim. Sana bunu ispatlarım da. Ama şimdi vakit dar. Benim ifşa olmamı istemiyorsan Akça'yı bana teslim et.
Şayet onu almadan gidersem hem Kekavmenos'un bana olan güveni sarsılır hem de ardımdakiler saldırıya geçer. Ve ben buna mani olamam Alparslan. Öyle mi? Durmayın gelin! Bakalım alabilecek misiniz? Ne yaparsın Alparslan? Yılanların eline bırakmam. Alparslan'ın oğlum Yannis'ten sonra kızım Maria'yı da elimden almasına asla izin veremem. Maria'yı kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağımdan şüpheniz olmasın. Bir şey daha var. Ben, Alpagut, Maria ve sen bu gerçeği bilen dördüncü kişi. Son kişi olacağını umut ediyorum. Bana güvenebilirsiniz Sayın Tekfur. Alparslan, kendini ihanete uğramış gibi görmeni anlarım. İnan. Ama bize kulak vermezsen büyük hata edersin. Bak bunca yıldır çekilen çile, anama olan hasretim, şu akça kızın gayreti, sabrı hepsi boşa gider. Akçayı bana ver. Onu Kekavmenos'a götürmek zorundayım. Kötü bir şeyler oluyor ve bana anlatmıyorsunuz. Amca, ne olduğunu anlatmayacak mısınız bana?
Amca. Amca. Amca ellerin buz gibi. İyi değilsin sen. Evdokya. Yeter artık. Diyojen'le konuşmak istiyorum. Amca ama... Alpagut'tan hala haber yok. Bir şeyler ters gitmiş olmalı. Diyojen, hemen yanına bir birlik al. Eğer Alpagut kurtaramamışsa, bundan önce Maria'yı sen kurtar. Maria kim? Ben gelince sustuğunuza göre önemli biri olmalı. Ve bir soru daha Sayın Tekfur. Verdiğiniz hatalı kararlardan dolayı bugün imparatorun kaç askeri daha ölecek? 20'e geçmek için yanına tutuştuğunu biliyorum general. Buranın tanrısı benim. Ayakta olduğum sürece de bu böyle olacak. Ve bunu kabullensen iyi olur. General. Türklüğün töresi böyledir oğul. Kırılmak vardır ama eğilmek yoktur. Eyvallah beyim. Hoş gelmişsiniz Cinal Bey. Biz seni ismi cismine denk devlet adabını gözetir sanmıştık. Bu sebeple karargahı sana emanet ettik ki gözümüz arkada kalmasın. Ama sen bizim ne gören gözümüz, ne işiten kulağımız oldun Batur Bey. Bizim idaremizdeki mülkte Alparslan hüküm keser, mani olmazsın. Mani olmadığın gibi haber de etmezsin. Göktuğ Bey'in esaretten kurtulduğu haberiyle kellesinin alındığı haberi bir geldi bize. Nasıl olur da Alparslan Bey bana sormadan iş çevirir? Nasıl olur da Göktuğ Bey kellesini alır? Bu ne cinayet? Cenab Bey, şimalden cenuba cümle uç halkı bilir ki Batur Bey devleti de adabı da bilir, daima hak bildiğini yapar. Bir hain kellesi midir koca Yunal Bey'in meselesi? Yunal Bey'i böyle bir işle meşgul edeceksek nerede kaldı bizim emanetçiliğimiz? Göktuğ Bey, ne ettik ona hain dersiniz? Göktuğ, kafirle tertibat kurup bizi pusuya çekti, layığını buldu. Alparslan Bey'in kellesini almasaydı, bunca sene aramızda tuz ekmek hakkı var demez, gözünün yaşına bakmaz, ben alırdım kellesini. Duyulmuş iş midir devlete, hanedan soyuna hainlik edip de nefes alabilmek? Sen de hele Yunal Bey. Göktuğ Bey, sizi nasıl pusuya çekti? Daha da mühimi, keferenin elinden kurtulup nasıl geri geldi? Akınay Hatun'a obaya götürmesine müsaade ettiğiniz hatun getirdi Göktuğ. Ne yaptı, nasıl getirdi ben bilmem. Bilirse Alparslan Bey'imiz bilir. Alparslan Bey'im dersin, başka da bir şey demezsin.
Sanırsın ki sana beylik postunu Alparslan Bey'in verdi. Batur Bey, küffardan aldığı kelleyle, yaptığı akınlarla bey olmuştur Yunal Bey. Beylik bize posttan değil, cengaverlikten gelir. Sen bu sözleri post ile kim bey olmuşsa git ona de. Çağrı Bey'im nerededir ana? Acele konuşmamız icap eder. Kuşeyri Hazretleri hastaymış, ziyaretine gitti. Akça abi değil mi? Kafesedir o. Alparslan. Oğul. Hele sabret, akına yana. Anamla bey otağına geçip beni bekleyin. Layihanı buldun sonunda. Alparslan Bey er geç sözüme geldi. Bu yılanın hain olduğunu anladı. Kaleye dön hemen. Bir araba göndersinler. Ölülerimizi de buradan alın. Emredersiniz. Efendim, Komuta Alpagut burada. Alpagut. Yaşıyor. Hemen kaleye götürün, yardım edin. Acele edin. Yardım et. Bekle. Tekfur'a görevimi tamamlayıp kaleye öyle döneceğimi söyle. Emredersiniz. Hakikat ortaya çıkınca bana ettiğin laflar içini yakacak demiştim. Gördüğümün ardı yok sanarak, anlamadan, dinlemeden sana ettiklerim için bağışla beni. Ama
Masum dediğin hatunun anamın katiline baba dediğini kulaklarımla işittim, gözlerimle gördüm. Sen hala ne diye nefesini tüketirsin? Sen hakikati gözünün gördüğünden ibaret mi sanırsın? He? Ben sana gözünün görmediklerini diyeyim o vakit. Sana getirdiğim panzehiri o yılanın odasından aşıran kimdi sanırsın? He? Ya Kekalmenos'u Vaspurakan Kalesi'ne gizli dehlizden gireceğine inandıran kimdi dersin? He? Ya Atabey'ini öldürmek için tertip edilen düzenin değiştiğini bana bildiren kimdi dersin? Bilir misin? İşte bunların hepsini canı pahasına yapan şu zincire vurduğunu hatundu. Göktuğ Bey'i yanına getirmek için Kekalmenos'u ikna eden de oydu. Göktuğ ile o yılanın çevirdikleri oyundan ne onun ne de benim haberim vardı. Hainlikle suçlayıp kafese kapattığın hatun Vaspurakan'ın anahtarıdır Alparslan. Bağışlanacak, helallik istenecek bir hal yoktur Alparslan Bey. Sen devletinin selameti için hak bildiğini yaptın. Ne kırgınım ne de kızgın. Benden yana gönlünü ferah tut. Maria'yı öyle zindan arabasında görünce hemen saldırı emri verdim. Ama üzgünüm efendim. Maria'yı Alparslan'ın elinden alamadım. Maria'yı Alparslan'a asla bırakmayacağım. Ya askerlerim efendim. Onlar... bitirmeliyim. Maria'yı kurtarmamız... Sakin ol Altagut. Sen hiç merak etme. Diyojen Alparslan'ın peşinde. Maria'yı geri almadan asla geri dönmeyecektir. Diyojen'e her şeyi anlattınız mı? Nice vakit sonra yeniden fitnelerini yaymaya başlayan Karmati belasına karşı gayrı kesin tedbir almak icap eder. Hakkı aliniz var sultanım. Ali Selçuk mülkünde bu fasıkların fesatlarına fırsat verilmemeli. Karmatilerin fesadı tüm İslam alemi için tehlikedir. Karmatilerle itikadi olarak mücadele etmez isek asmakla bitmez bu sapkınlar. Doğru dersiniz sultanım. Alimlerimiz Karmati tehdidini halka anlatmalıdır. Bir meşveret tertip edilip İslam beldelerindeki mühim alimler davet edilsin. Emniyetleri için ne gerekiyorsa yapılsın. Buyruk sultanımındır. Gazne'den
Abdüssamet Gaznevi ve Alparslan'ın atabeyi Hasan Bey de unutulmaz. Emredersiniz sultanım. Kadar ihtişamlı bir saraya ancak Tanrı'nın yardımıyla sahip olabilirsin Nestor. Tanrı Türkleri seviyor. Teşrifinizle memnun olduk yüzbaşı. Size nasıl yardımcı olabilirim? Vali yardımcısı Emir Bozan'la görüşmek istiyorum. Ziyaretinizden haberimiz yoktu. Emir Hazretleri müsait olmayabilir. Bence söylediklerimi duymak için Emir Bozan işlerine bir süre ara verebilir. Kendisini geldiğinizden haberdar edeyim. Siz pusatlarınızı teslim edin. Sarayımıza hoş geldiniz yüzbaşı. Bu habersiz ani teşrifiniz merakımı celbetti doğrusu. Hoş bulduk Sayın Vali Yardımcısı Emir Bozan. Eğer kuş olup uçmadıysanız Selçuklu topraklarından geçmiş olmalısınız. Bundan haberleri var mıdır? Yaşananları ve birbirimize yaşattıklarımızı unutmalıyız. Alparslan'a karşı güçlerimizi birleştirmek her iki tarafın da menfaatine olacaktır. Bakıyorum da ittifakınız sandığımdan çabuk bozulmuş. Menfaatimi düşündüğünüz için mi aşikar ettiniz beni Alparslan'a? Sadede gelin yüzbaşı. Derdiniz nedir? Senden küçük bir iyilik isteyeceğiz. Alparslan'ın Merve Ovası'nda tuttuğu bir tutsağı var. Senden onun durumunu öğrenmeni istiyoruz. Senin için zor olmayacaktır. Sizi buraya kadar getirttiğine göre bahsettiğiniz kişi mühim bir şahıs olmalı. Adı sanı var mıdır? Maria. Maria, ha? Akça'nın hain olduğu ne bellidir oğul? Değildir ana, değildir. Evvel hain olduğunu sandım ama değildir. Böylesi bir mevzuyu bana bize nasıl demesin akına yana? Ya Akça kızı öldürseydim? Böyle bir vebalin altından nasıl kalkardım? Akça kız obaya gelmeden bana haberi geldi. Bunların içinde Ani ve Vaspurakan'dan aldıklarım da var. Hayınlık şöyle dursun. Vaspurakan'dan kefenini giyip de çıkmış, camlı devlet yoluna sermiş yiğit bir Türk kızıdır o. Bunca koruyup kollamam her şeyi bildiğimdendir oğul. Anlarım. Yaptığınız istihbaratın da gereğini bilmez değilim. Ama bunca tehlike varken
Ya onun canına kıysaydım? Madem ki vazifemizin icaplarını bilirsin, o vakit onlara ölümün dahil olduğunu da bilirsin. Ha oğul? Akça kız madem masumdur, ne diye kafestedir Alparslan? Nihayet inandın. Ama inanman yetmez. Madem iş çığırından çıktı, Kekamenos'un ardından gönderdiklerini biçtiniz. O vakit beni almaya gelmesini de bekleyelim derim beyim. Sözü aşikar konuş Akça Hatun. Ne diyeceksen taslamam ben. Beyim, Kekamenos bütün sırlarını size aşikar etmemdense beni alabilmek için canını dahi ortaya koyacaktır. Demem o ki, beni kullanarak onu tuzağa çek. Kurtarmaya geldiğinde de canını al. Olmayacak şeyi ne deme edersin Akça Hatun? Onun canını er ya da geç alacağım. Ama seni yem ederek değil. Gün gelecek, Vaspurakan'ı fethedeceğiz. Onun canını da o vakit alacağım. Dönen dönsün. Ben yolumdan dönmem. Bir senin ananı öldürmedi o kara dinli kafir. Benim de anamı aldı. Dahi nice canımızı. Ben ülküm için anamı kara toprağa, acısını yüreğime gömdüm. Fetih bize nasip olan da intikamımızı alacağız. İçimizdeki yangını o vakit söndüreceğiz. Ben kendi canımı, ömrümü bu uğurda hiç edeli çok oldu beyim. Alpagut bana biz yaşayan birer ölüyüz. Kendimizden çok daha büyük bir dava için adanmış iki kurbanız dediğinde daha 10 yaşındaydım. O vakitler ne seni bilirdim ne bir başkasını. Gayrı bu benim son fırsatımdır. İmdi kaleye gitmez isem o kaleye bir daha giremem. Onu öldürmek için yıllarca yanında yaşama zulmüne katlandığım o yılanı bir daha elde edemem. Beyim ya beni gönder ya da bana yardım et dediğimi yap. Senden başkaca arzum yoktur. Bu mesele hallolana dek obada Akça'nın bir hain olduğu dillendirilecek. Herkes bunu böyle bilecek. Dahi iki gün sonra da Girtku Kalesi'ne götürülüp idam edileceği de cümle aleme duyurulacak. Bu vazifeyi bana bırak oğul. Bu haberi yerde gökte yankılandırıp küffarın da kulağına çaldırırız evvelamma. Hayır olsun Erbaskan. Alparslan'ın altları Çağrı Bey'in otağının önünde ne ara? Mühim bir mesele vardır herhalde Süleyman. Şimdi anlarız. Alparslan Bey'imin katı emri vardır Süleyman Bey. İçeri kimseyi komam buyurun. Bir Selçuklu Meliki'nin ne cüretle yolunu kesersin avar. Çekilin hele. Bu ne hat bilmezliktir avar! Erbaskan Bey. Bir daha demem çekilin önümden. Altların ne cüretle baba otağına girmeme mani olurlar Alparslan.
Alpların buyruğum neyse onu işler Süleyman. Siz de hazırlanın. Bir kuva doğru yola çıkacağız. Hayrola? Şimdi sırası değil. Yolda izah ederim. Bir haine bir lokma dahi vermemek lazım ama bizdeki merhamet de böyle işte. İhtimal ki bunlar boğazından geçen son lokmalar olacak Akça Hatun. Onu ancak rızkı veren bilir. Olsun Emir Bozan. Hangi rüzgar attı seni? Merv'den üste gelecek tahılların sevkiyatıyla alakadar olurum. Gelmişken sizi de bir göreyim dedim. Hoş gelmişsin. Sağ olasın. Ne iyi ettin de geldin abi. Nicedir adını anmaktaydım. Hoş gelmişsin. Sağ olasın bacım. Sağ olasın. Yoldan gelmişsindir. Açsındır. Aş vereyim sana. Otağa geçelim. Sağ olasın. Buyursun. Buyurasın Emir Bozan. Kalıp hasbihal etmek isterdim lakin benim acele gitmem gerek. Karaca imdi gelir sofrayı kurar sana. Hayırdır Süleyman Bey? Yolculuk mu var? Girtkük Kalesi'ne gideriz. Obaya sızan bir hain orada infaz edilecek. Obaya girerken gördüm. Kafes çadının orada teyakkuz had safhadaydı. Kimdir bu hain? Tanıdığımız bildiğimiz biri midir? Aspragan'dan kaçtığını söyleyip buraya sığınan Akça namında bir hatun kişidir. Rastladığını sanmam. Karaca anlatır sana. Hadi bana müsaade. Eyvallah Süleyman Bey. Yolunuz açık olsun. Eyvallah. Kalmanos Akça'yı kurtarmak için her şeyi göze alıp kaleye saldıracak. Beyim, ya gelmez ise? Gelecek. Beyim, Kekalmenos denen Karadinli kafir yüksek duvarları aşıp kaleye nasıl girecek? Kekalmenos duvarları aşıp girmeyecek artık. Kaleye açılan gizli geçitler var. İçerideki adamımız onları geçide sürecek. Bu sebepledir ki kalenin yüksek duvarları bizim lehimizedir. Onun içeri girmesini değil, içeri girdikten sonra kaçmasını önleyecek. İçerideki adamımız o kafirleri gizli geçitten kaleye soktuktan sonra azim cenk olacak. Destek gerek. Asıs, Batur Bey'e var söyle. Şehit Çakıroğlu'nun atlarını göndersin. Beyim, Batur Bey'in atlarını ne diye çağırmazsın? Yinal Bey karargahı Batur Bey'e emanet etti. Bey kıldı. Bizimle cenge girdiğini öğrenirse Batur Bey zorda kalır. Atsız, tez gidip haber edesin. Buyruk beyimindir. Nihayet.
Maria hayatta mı? Canı sağdır. Alparslan için mühim biri olduğu aşikar. Kafeste çadıra kapatmış. Kimseyi yanına yanaştırmaz. Hakkındaki karar belli mi? Gün batmadan Alparslan alplarıyla yola koyulup hatunu Girkuğ Kalesi'ne götürecekmiş. Bir an evvel harekete geçsen iyi edersin yüzbaşı. Girkuğ'da güneş ikinci kez doğduğunda Maria idam edilecek. Beyim, müsaade var mıdır? Gelesin ha var. Beyim, bağışlayasın ama bir merakımız vardır. Söyle ha var. Sade ben değil. Artuk Afşin Altısı da merak eder. De hele ha var, ne diyeceksen eyleme beni. Beyim, bilirim vakti değildir ama içimizi kemirip durur. Karargâhı fete gideriz, gelir bizden sahte geçit haritasını alır. Tertibatımızı omuz verir. Başında bulunduğu askerlerle karşılaşırız. Pusatını çeker, bizle bir kefer öldürür. Kimdir bu, ne yapar diye yüzüne bakarım, anlamaya çalışırım. Gözünü kaçırır. Evvel de söyledim beyim. Gözüm bir yerden ısırır diye. Beyim, belki kızarsın ama gene de sorarım. Kimdir bu etrafımızda pervane olup sonra da bizden kaçan kefere? Vakit gelince elbet öğreneceksiniz avar. Şimdi daha mühim meselemiz var. Millete ihanet edenin sonu budur. Töremiz gereği çaşıtlık yapanların akıbeti evvela idam edilmek, daha sonra da aç kurtlarımıza aş olmaktır. Yüzüne kara çalanın, kanına asi olanın ölüsü dahi bu topraklarda barınamaz. Hayırlısıyla. İnşallah Sercan Hatun. İnşallah. Saraydan, sultanımızdandır beyim. Hayrola atabeyim. Ne buyurur sultanımız? Karmati belasına karşı ulemanın da iştirak edeceği meşveret tertip edilmiş. Sultanımız beni de davet eder. Geç bile kalındı. Uzunluklar kılıçla biçmeyle tükenmez. Kalem ile de o sapkın fikirlerini çürütmek gerek. Doğru dersin beyim. Lakin şu zor vakitte yanımızda olmak isterim. Sen gönlünü ferah tutasın atabeyim. Biz konuştuğumuz gibi hareket edeceğiz. Allah'ın izniyle de muvaffak oluruz. Sen gönül huzuru ileriye varasın. Bu karmati melunlarıyla mücadelemizle
Bizans kafirleriyle mücadelemizden farksızdır. Vaspurakan'ın muhafız birliği komutanı Emir Bozan'ı ziyarete gelmiş. Bu hususta bir malumatın var mıdır? Teferruatıyla yoktur sultan. Zannederim devletimiz Büyük Gazne ile ticaret yapma arzusundadır. Meramları ticaret ise niçin Büst Emiri Bozan ile görüşürler? Devletli sultanımız mevcut. Vezirler, maliye işlerine memur edilen kimseler yok mudur? Nerededir Emir Bozan? Tez çağır gelsin. Şehirdeki ambarlara gidecek olan tahılların sevkiyatıyla alakadar olurlar sultanım. Sarayda değiller. Amcamız Sultan Tuğrul Bey yarın Rey Sarayı'nda Karmati Melunların kökünü kazımak için alimleri meşverete buyur etmiş. Davetliler arasında bizim ulemamızda Abdüssemet Gaznevi de vardır. Emir Bozan geldiğinde malumat ver. Abdüssemet Gaznevi Hazretlerine Rey'e kadar refakat etsin. Emredersiniz Sultan. Yenal Bey ister ki Alparslan Bey ile uğraşa girmeyin. Alparslan Bey ki küffarla cenk edip kafir kellesi düşür. Nasıl olur da ondan yüz çevirir? Bazen devletin bir yüzü diğer yüzüne bakmaz Emir Ali. Yüzlerini başka başka yönlere çevirir sanırsın ama gel gör ki hepsinin de kıblesi birdir, aynıdır. Devlet de, devletlular da sırlıdır be selam. Hoş gelmişsin yiğit. De hele, Alparslan Bey'imizden bir haber mi vardır? Beyim Girtküf Kalesi'nde küffar ile yapacağı cenk için Şehit Çakıroğlu'nun altlarını ister Batur Bey. Demek cenk vakti. Öyleyse Çakıroğlu'nun altları kafi gelmez. Ben de altlarımı yanıma alıp hemen kalaya varayım. Beyim Yinal Bey ile aranızın bozulmasını istemez. Bu sebepten seni ve altlarını da istemez Batur Bey. Alparslan Bey nasıl münasip görürse. Ama Emir Ali de sizinle gelecek. Namımıza meydanı küffara dar edecektir. Hazırlan asıl evlat. Tezelden yola düşün. Alparslan Bey'imize arzı hürmetlerimi iletesin.
Akça'nın olduğu yerde. Karaca'nın sözüne kim niye itimat etsin? Ne gevelersin ağzında Karaca? Onu derim ana işte. Ben anca gevelerim. Gelinin Melik Hatun'u Karaca geveler de Akça ayını baş üstünde tutulurdu. İki günlük Hatun'a inanıp attığın tokat hala yüreğimde sızlar ana. Karaca'nın hakkı vardır ana. Ben bile canımı kurtardı diye kandım o yılana. Lakin canımı kurtarması bile bir oyun imiş. Ya, imdi gördünüz mü koynumuza giren yılanı? Ama siz yılanı değil, görüp de diyeni yaftalarsınız. Doğru dersin Karaca. Tabii ya, senin gözlerin hakikati gördü de bizim gözlerimiz perdelendi. Ama görürsün işte. Hak elbet yerini bulur. Hükmü verilmiş. Bundan gayrı söylenenler gıybetten öteye gitmez. Artık siz de daha fazla konuşup da günaha girmeyin. Diliniz değil eliniz çalışsın. Haydi. Aynı dediğin gibi beyim. Buraya girmesi bir dertse çıkması bin dert. Küffar buraya girsin hele. Tövbe çıkacak bir yol bulamaz. Kızı infaz etmek için Girtkuh Kalesi'ne götürüyorlar efendim. İnfaz iki gün sonra. Nereden öğrendin bunu? Kaynağım sağlam. Emin olabilirsiniz Sayın Tekfur. Pekala. Umarım dediğin gibi olur. Demek Girkuh Kalesi'nde. Neyin peşinde bu halt aslan? İnfaz neden obada değil de Girkuh Kalesi'nde? Neden olacak efendim? Maria'yı kurtarmak istediğimizi biliyor. İşini şansa bırakmak istemiyor. O yüzden infazı girilmesi zor olan Girtkuh Kalesi'nde yapacak. Girtkuh çok eski bir kale. Mutlaka dışarıdan kaleye açılan dehlizler olmalı. Efendim izin verin. Bu gece Girtkuh civarına keşfe çıkayım. Varsa eğer dehlizlerin yerini bulayım. Hemen Alpagut. Emredersiniz. Ne düşünüyorsun? Alpagut haklı. Kalenin duvarları gerçekten çok yüksek. Duvarları açsak bile Maria'yı zindandan alıp çıkarmamız çok zor. Tam da bu olumsuz şartları düşünerek ve zaman kaybetmeden daha iyi bir plan yaptım. Anlat bakalım Diyojen. Neymiş Alpagut'un planından daha iyi olan plan? Maria'nın Girkuh'a götürüldüğü bilgisini doğudaki müttefikiniz Emir Bozan'dan aldım. Emir Bozan'la başka şeyler de konuştuk. Demek Sultan Tuğrul davamızı bitirebileceğine inanmış ve buna karar vermiş. Görünen odur Yücel Hatık. Halkın davamıza olan teveccühü ölümden çok korkutur Selçuklu'yu. Mehdi mektubun nurunu 3-5 alimin lafıyla söndürebileceğini sanır gafiller. Şehver Sultan, meşverete gidecek olan Abdüssamet Gaznevi'ye sizin refakat etmenizi istedi. İsabet olmuş. Kahir Nur'un
alim geçinen zavallıları nasıl kahredeceğini gözlerimle görmek isterim. Emir buyurursanız meşverete iştirak edecek alimleri reye varmadan ortadan kaldıralım. Her birinin yanına hizmetli kisvesinde kendi müritlerimizi yerleştirdik. O dediğin işin en kolay olanı memnun. Gayrı yeni bir yedinci devre girdik. Bundan sonra Karmati adını cümle cihan işitecek. İnsanlar parlak nurumuza pervane misali koşacaklar. Davetimize icabet etmeyenlerse kahredici nurun şiddeti karşısında titriyecekler. Peki ya rey sarayındaki meşverete ne yapacağız yüce nadık? Öyle bir tertip kuracağım ki hem Selçuklu'ya unutamayacakları bir darbe vuracağız hem de Alparslan'ın canını yakacağız. İntikamımızı alınca her nefes bayramımız olsun. Amin beyim. Olacak inşallah. Olacağına dair inancımı, umudumu bir an olsun yitirmedim. Gördüm. Gözlerimle gördüm. Kılıcımı boynuna dayadığımda bile aynı şok vardı gözlerinde. Canının sahibi Allah. Bundan gayrı da muhafızı benim inşallah. Sakın kaygı gütmeyesin. Barın başındaki soysuz, zindandaki hain için tertip yapıp onu asmamıza mani olmaya çalışacaktır. Surların aşılamayacağını bilirler. Bundan sebep kaleye taarruz etmeyi değil, sızmayı deneyecekler. Teyakkuzlu olup benden haber bekleyin. Hoş gelmişsin Hassız. İhtiyar kurdun içi rahat etmemiş, bize canından bir parça göndermiş. Hoş safa gelmişsin Emir Ali. Hoş gördük, sefa bulduk beyim. Destur var mıdır Vali Hazretleri? Gel. Vali Hazretleri. Alparslan Bey'in hain bir hatunu tutsak edip Yitkuh Kalesi'ne kapattığı malumatını aldık. Alparslan.
Hatun Gitkuva neden gönderilmiş? Malumatınız var mı? Eğer hain ise Selçuklu da benim toprağımdan gayrı yerde zindan mı kalmamış? Nedir Alparslan'ın planı? Hatun Girtkoh'a infaz edilmek üzere gönderilmiş Vali Hazretleri. Destur verirseniz varıp Girtkoh kimin kalesiymiş unutanlara hatırlatalım. Yanına bir bölük alp kat, tez yola revan olunarız. Girtkoh'a varınca idareyi ele geçirip tertip edilen infazı bekleyin. İnfaz bitene dek de oradan ayrılmayın. Efendim, zorluk çıkarır. Kalede bulunmamıza müsaade etmezler ise... O vakit pusatını çekmekten geri durmayasın. Benim erime, dahi emrime, mülküm içinde kim karşı gelir ise... pusatımızdan payını ala. Emriniz baş üstüne Vali Hazretleri. Karaca'nın haindir diye tutturduğu Akça Hatun meğer başından beri bizim için çalışırmış Alparslan. Hainlik bir tarafa, Akça Hatun da tıpkı bizim gibi canını Ali Selçuk'un yoluna sermiştir. O vakit dediği gibi Kekavmenos illa gelip onu bulur. Geldiği vakitte avcumuzun içine düşmesi bir olur inşallah. Bir hatun kişiyi yem edip düşmanı tuzağa çekmek. Dünya tersine dönse rıza göstereceğim iş değildi ama... gel gör ki Akça Hatun, bu senden yegane dileğim. O kefereden intikam almak için de son fırsatındır dedi. O sebep tek arzusunu yerine getirmek içindir yaptığımız. Akça Hatun'a ne etmiş de böyle bilenmiş? Ne olmuş da Akça Hatun böyle intikam hırsına boyanmış acaba? Onun da anasını öldürmüş. Ağabeyim Yinal Bey buraya geldiğimizi çoktan haber almıştır. Allah vere de kurduğumuz tertibin ortasına düşüp çomak sokmazsa. Geldiyse Gali Selçuk mülküne geldik. Bastığımız yerde, girdiğimiz kalede Yinal Bey kadar bizimdir de. Dahi kurduğumuz tertip Ali Selçuk'un ve Yinal Bey de dahil tüm Selçuklu beylerinin menfaatinedir. Çomak sokup da eline geçecek. Ben kalenin arka tarafına gideceğim. Siz de sağına soluna iyice bakın. Kaleye açılan gizli bir dehliz mutlaka olmalı. Hadi. Kalmenos, yaptığın tertibe birebir riayet edecek. Dehlizlerin yerini söylemen kafidir. Bir dehliz kalenin batı tarafındadır. Dehlizin girişi batı duvarının kuzey ucundan ormana 34 arşın mesafededir. Kale burada efendim. Şurada ağaçlık bir bölge var. Emir Vozan'la orada buluşacağız. Marayı aldıktan sonra da dönüş için şu yolu kullanacağız. Güzel.
Planın işe yarayacağından emin misin? Kesinlikle. Tek bir askerimizi bile kaybetmeden Maria'yı kurtaracağız. Güzel. Başı karlı dağlar dinleyin beni. Sizden aşıp yâre varmak zor mudur? Sevda için feda ettim ben canı. Ayrılıktan beter acı var mıdır? Ayrılıktan beter acı var mıdır? Yarın siz Karmati fedaileri için 9 mertebeyi bir günde aşma fırsatı zuhur edecek. Beden cehenneminden kurtulup felekler üstündeki ebedi nimetler cennetine kavuşacaksınız. Mehdi'nin başına! Davamızın hasımları sizin ellerinizle 6 kamer alemindeki cehennemde düçar olacak. Fedakarlığınız ile hüccet makamına erişeceksiniz. Sayenizde Karmatilik davamıza nice neferler katılacak. Yeni 7. devirde ruhunuz ebedi nur ile bir olacak. Yüce Nazan Cahada! Tertibimizi Alparslan'a bildir. Rey sarayında yaşanacak dehşete gözleriyle şahit olsun. Yüce Natık, ya Alparslan tertibimizi bozarsa? Ne emrettiysem o. Alparslan'ın canı
kere yanacak. Hala daha ne karıştırdığınızı bilmiyorum. Ama saydım. Siz ikiniz dışında toplam 107 asker var. Eğer kaleye bir tanesi eksik gelirse. Eksik değil, fazla döneceğiz general. Efendim? Nereye gidiyorsunuz? Girtkuh Kalesi'ne Alpagut. Üstelik yarın değil, bugünden gidiyoruz. Bağışlayın efendim ama bugün doğru bir zamanlı. Kaleye açılan dehlizleri bulduk. Onlar meydana çıktığında biz de dehlizlerden sızarsak... Tekfuru duydun Alpagut. Yarın değil, şimdi gideceğiz. Üstelik... Kaleye dehlizlerden sızmayacağız. Dert değil Alpagut. Dehlizleri bulduğun gayet iyi oldu. Diyojen'in daha iyi bir planı var. Eğer işler yolunda gitmezse o zaman senin dehlizlerden geçeriz. Anlıyorum efendim. Ben de sizinle geleyim. Gidelim Diyojen. Ne oldu bana? Revir hazırlayın. Tekfuru içeri götürüyoruz. Alpagut ne duruyorsun? Amca. Amca ne oldu? Yardım edin. Amca. Yavaş, yavaş. Küffar geldiği vakit tuzağı fark ederse kurtulmak için bin oyun çevirecektir. Avcı ne kadar tuzak bilir ise avda o kadar yol bilir derler. Bu sebeple görünürde her şey tabii akışında olacak. Onları uyandıracak en ufak bir hata tertibimizi boşa çıkarır. Bizi gafil avladıklarını sanacaklar ki... Beyim. Okla avlunun ortasına düşürdüler. Nurumuzu söndürmeye alim sandığınız cahillerin nefesi yetmez. Sönsün diye üfledikçe yanan sizin diliniz olacak. Biz hem yerde hem gökteyiz. Biz her şeyiz, her yerdeyiz. Hayrolsun beyim, ne yazar? Karım Atiler, aleni meydan okur. Bunlar ulemanın sarayda toplanacağını haber almışlar. Bir fenalık peşindeler. Bizi buradan uzaklaştırmak için kurdukları bir oyun olabilir. Her iki ihtimalde de tedbir almak icap eder. Süleyman, Tezray Sarayı'na varmamız gerek. Atsız,
Artu dal peşimizden gelin. Sultanımızın da atada eminde. Ulemanın da canı tehlikede olabilir. Erbaskan, Emir Ali, Avar, Afşin. Siz de konuştuğumuz gibi kurduğumuz tertipten şaşmayın. Haydi. Hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Hoş bulduk. Safa bulduk. Hoş bulduk. Affınıza sığınarak sizlerin ve hizmetlerinizin üzerinde silah namına ne var ise alacağız. Emniyet tedbiridir. Hoş göresiniz. Tabii ki aziz. Buyurun. Sen de Abdus Samet Gaznevi'nin hizmetindeysindir herhalde, Emir Ozan. Alimlere hizmet benim için her daim bir şereftir. Çok iyi düşünmüşsün Altuncan Hatun. Kalem ehline verilecek en güzel hediye bu olsa gerek. Ben de beğeneceğinizi umardım Sultan. Bu altından yapılma divit ve hokka zımnen onlara yazdıklarının ve yazacaklarının altın değerinde olduğunu ifade edecek. Destur var mıdır Sultan? Gel. Ulema saraya teşrif ettiler Sultan. Parmağımı takip edin efendim. Sayın Tekfur, parmağımı görüyor musunuz? Dalga mı geçiyorsun? Elbette görüyorum, Tanrı'nın cezası. Diyojen, hemen birliğini al ve harekete geç. Benim biraz dinlenmem gerekiyor. Emredersiniz efendim. İyi değilsiniz. Emirlerinizi gözden geçirmenizde fayda var. Yavaş. İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. Sadece biraz dinlenmem gerek. Diyojen. Alpagut. Sen benimle kal. Yanımdan ayrılmayacaksın. Yavaş.
Alemi İslam'ın göz aydınlığı ve dahi yolumuzun ışığı aziz muhteremler. Evvelce davetimize icabetinizle sarayımızı şereflendirdiğiniz için şükranlarımızı kabul buyurun. Malumunuz üzere Karmatiz zındıkları Selçuklu topraklarında yeniden şer faaliyetlerine başladı. Devlet ricaline suikastlar tertip etmekle kalmayıp, sözde davetçilerinin fitne sözleriyle ahalinin itikadını ifsad ederler. Bu fasıklar sırf Selçuklu için değil, cümle İslam alemi için büyük bir fitne tehlikesidir. Düşündük ki bunlarla askeri mücadele bir yere kadardır. Kelle almakla ifsat bitmez. Fitne kurumaz. Arzu ettik ki ulema bu necis güruhun dinimizi nasıl ifsat ettiğini, Ümmet-i Muhammed'e bozuk itikatlarını nasıl zerk ettiklerini bir bir ortaya döksün. Biz inlerine girerken ulemamız itikadi olarak bunlara had bildirsin. Kulağımız sendedir Cüveyni Hazret. Sultanım, Karmatilerin zındıklıkları cümlemizin malumudur. Bunlar evvelen Allahu Teala'nın sıfatlarını inkar ederler. Bu suretle küfürleri aşikardır. Ayrıca ölümden sonra ruh ve beden ile dirilmeyi de inkar ederler. Üstad Serahsi hakkı söyler. Bu zındıklar Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğunu kabul etmez. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin devri geçti diye batıl bir iddia güderler. Ben Karmatiz zındıklarının arasında bulundum sultanım. Bunlar evvelen namazı sabah ve akşam iki vakit kılarlarmış. İmdi ise neye secde ettikleri meçhul olan bu zındıklar namazı hepten terk ederler. Kendilerine ibadetlerin farz olmadığını söylerler. Hammadi Hazretleri bu itikadı bozuk güruhu cümlemizden iyi bilir, tanır. Büste Begim Şehver Sultanımıza karşı suikastleri malumunuz. Bunun gibi kendilerinden olmayan herkesin canını, kanını helal sayarlar. Karmati güruhu kadar sapkın ve dahi alçağı görülmemiş idir. Tek maksatları İslam dinini haşa iğdiş etmek, yıkmak idir. Onlar sözleriyle Müslüman gibi hareket ederler, aynı kelimeleri, aynı misalleri kullanırlar. Lakin İslam ile zerrece alakaları yok idir. Onlar Kehf suresinde apaçık söylendiği gibi Allah'a oğul atfeden iblisin zürriyetidir. Karmatiz zındıklarına karşı etrafımıza hassasiyetle dikkat kesilmemiz lazım gelir ki onlar su gibi her renge girer,
her yere sızabilirler. Yüce Natık sana son derece itimat eder, Aris. Bu işi başarabileceğinden emin. 13. hüccet olma fırsatı senin elinde. Yüce Natık'a canım fedadır. Selçuklu diyarında boy gösteren bu Karmati güruhu ise daha evvelkilere nazaran çok daha tehlikelidir. Başlarındaki yüce natık dedikleri sapık, müritlerinin dillerini kesmekten çekinmez. Bunu da Karmatiliğin mertebelerinden biriymiş gibi gösterir. Açın kapıyı, içeri girmemiz gerek. Yasaktır beyim. Meşveret var. Sultanımızın katı emri. Açın deriz asker. Mesele mühimdir. Sultan buyurudur beyim. Nedir mesele? Sultanımızın ve gelen alimlerin canı tehlikede. Bu mümkün değildir Alparslan Bey. Sultanımızın huzuruna müsellah konuk çıkarlamayacağı malumunuz. Alimlerden başka kim vardır sultanımızın huzurunda? Kendi yarenlerinden başka kimse yoktur. Kapıyı açtır Hacip, içeri girmem gerek. Zinhar. Pusatlı kimse yoktur beyim içeride. Selçuklu ve Gazne topraklarında yuvalanma gayretinde olan bu fasıklar kutsallarımıza saldırmaktan da geri durmaz. Geçmişte Mescid-i Haram'da çokça hacıyı katledip Zemzem kuyusuna atmıştıkları, kıblenin yönünü değiştirmek maksadıyla Hacerül Esved'i çalmıştıkları vardır. Madem bizi içeri salmasın, o vakit vezir de istihaneyi çağır. Ulema meclisidir. Sultanımızın bu husustaki hassasiyetini siz bizden daha iyi bilirsiniz. Meşveret dağılana dek beklemeniz gerek. Arz ettiğim gibi Karmatilerin arasında bulunduğum vakit tüm sapkınlıklarına şahit oldum. Bütün fitnelerini ortaya koyacak Ahbarül Karamita adlı bir risale yazmaya başladım. Affınıza sığınırım sultanım. Mani olamadım. Neler olur Alparslan Bey? Meclise destursuz girmek de ne olur? Başlayın sultanım. Ama tez alimlerimiz sırtını sağlama alıp kenara çekilsinler.
Beyimin peşinden de bir an olsun ayrılmazlar. Girtkuh Kalesi, Musul Valisi İbrahim Yınal Bey'in hükmündedir. Vali Hazretlerinin buyruğuyla kaleye nezaret etmeye geldik. Zindanda kefereyle iş tutan mühim bir tutsak vardır. Yarın gün doğumunda idam edilecek. O vakte dek Melik Alparslan'a vekaleten vazife Yusuf İnaloğlu Erbaskan'da, yani bendedir. Ağabeyim İbrahim İnal Bey'e böylece diyesin. Alparslan Bey'in tertibi neyse eksiksiz yerine getirilsin. Vazifeyi valimiz İbrahim Yınal Bey'e vekaleten devralıyoruz. Sen bir yerdesin, biz her yerde. Burada iş tamam. Şu an nerede yoksan, orada yok edeceklerimizin derdine yan. Neler bu melun Alparslan? Tez yola revan olmam gerek sultanım. Girtkuh Kalesi'ne saldıracaklar. Süleyman haydi. Alparslan canını almadan Maria'yı kurtarmamız lazım. Birliklerinizle Girtkuh Kalesi'ne gidin derim ben. İki gün içinde o kaleye girmemiz çok zor. Maria'yı ise oradan çıkarmamız imkansız. Kekamenus'un kıymetlisini Alparslan'ın elinden kurtarmak için o kaleye girmenize lüzum yok. Fedailerimin ayak izleri cümle cihanda sinmedik toprak bırakmamıştır.
Sultanım, bu Karmati hainlerinin kökünü kazımak için Gazne Devleti olarak icap eden neyse yapmaya hazırız. Sultanım. Eksik olma Emir Boza. Şimdilik Gazne'deki alimlerin can emniyetini sağla, kâfidir. And olsun ki kanlarında boğulacaklar. Bu soysuzların kanı alimlerin kanına karışmasın Destani. Allah'ım işimizi kolaylaştır. Düğümleri çöz. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirlere karşı sen bize yardım et ya Rabbi. Bizi selamete kavuştur. Görüyor musunuz efendim? Elbette görüyorum ahmak. Hiçbir şey görmüyorum Tanrı'nın cezası. Ne oldu bana? Ne söyleyeceksen kulağıma söyle. Hiç kimse duymasın. Panzehri geç aldığınızdan zehir gözlerinizde hasar bırakmış efendim. Alın şunu üzerimden. Hemen hallediyorum efendim. Alın şunu! Şimdi Evdokya hariç herkes çıksın. Doktor ne söyledi de yaşamasına izin vermediniz? Gerçekleri öğrenmeden hiçbir yere gitmiyorum. Evdokya. General.
Amcamı duydunuz. Derhal burayı terk edin. Amca, neler oluyor? Alparslan. Zehir yüzünden gözlerim kör oldu. Ne? Başta Dükas olmak üzere. Bu durumdan kimsenin haberi olmayacak. Tanrı'nın cezası. Tahtımı elimden almak için elinden geleni yapıyor. Kurbanlar kestireceğim sultanım. Büyük musibet atlattık elhamdülillah. Ya canınıza bir zarar erişseydi? Allah esirgesin. Canımıza bir zarar gelmedi ama bizim gölgemizde, bizim yanımızda canları emniyette olması gereken alimler şehit oldu. Allah şehadetlerini kabul buyursun. Siz keder etmeyin sultanım. Hepsinin ailesini sorup soruşturup geride bıraktıkları eşleri ve çocuklarının bütün ihtiyaçlarıyla alakadar olurum. Açın kapıyı. Bu taraftan. Haydi daha hızlı. Thank you.
Vakit geldi hatun. Hani infaz yarın olacaktı? Değişti. Şimdi olacak. Öyle buyurdu Alparslan Bey. Alparslan Bey nerededir? Dışarıda. Hatunu yanıma getir diye emretti. Haydi, oyalanma. Giriyoruz. Ha. Burada bekleyeceğiz. Dışarıdan gelirken buradan geçmedik. Nereye çıkar burası? Nereye gidersiniz böyle? Neden çıkardın hatunu? Ali nerede? Onu bulun çabuk. Canlarının sıcağı hala durur. Tez davranın. Uzaklaşmamışlardır. Askerler arasına sızmış. İblis kaçırdı hatunu. Haris adı. Haris. Emanetine sahip çıkamadım. Hakkını helal et. Emir Ali. Emir Ali. Emir Ali. Emir Ali. Emir Ali. Hadi.
Ozan dediğini yapmış Nestor. Kızı almış. Size Kekamenos onun için pek kıymetli olan Maria'yı almak istiyorsa önce benim ondan isteyeceklerime kulak vermeli. Emir Bozan, bunun hesabını verecek. Derhal ormana dağılın ve arayın. O arabayı bulun ve kızı alın. Kimsin sen? Ne istersin benden? Demek pek kıymetli Maria sensin. Yoksa Akça mı demeliyim? Akça! Akça!